nasılsın? İyiyim Ebru'cum, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Çok sağ ol. Bayram çok yaklaştı. Evet. Malum evdeyiz bu bayramda. Ama böyle keyfiyle, ailecek keyfiyle geçirelim istiyorum. Ve sizlerden aldığım güzel tariflerde böyle bir nebze de olsa ağzımızı tatlandıralım, soframızı neşelendirelim diye çıktık yola. Senden nasıl bir tarif alacağız bugün? Bayram için Valla özellikle. bayram deyince bizde ailede bayram kahvaltıdır. Hep beraber buluşuruz ve bir kahvaltı masasında topluca böyle güzel, hoş sohbetli bir kahvaltı ederiz. Kahvaltı masasında bizde vazgeçilmezi bizim anne tarafımız Artvinli olduğu için onlar kuymak derler. Mutlaka bir tencerede kuymak olur kenarda. Ben onu nasıl yapıldığını veya niye bizim farklı yaptığımızı anlatmak isterim. O kadar, onu anlatacağım eğer sizin Ama için de şeyse. senden ricam mümkünse hani bizim böyle birazcık İstanbul'da ya da başka şehirlerde, Karadeniz dışındaki şehirlerde de bulabileceğimiz farklı peynir çeşitleriyle yapabilir miyiz? Nasıl olur? Biz zaten öyle yapıyoruz. Tamam, onunla Yani yapıyoruz. çünkü Şahane. ben çocukken anneannem de yapardı. Sonra teyzemler, annem hepsi yapardı. Onlar bayağı kendilerine göre aslında biraz değiştirmişler. Şimdi tabii işte bir takım Karadeniz peynirleri çok daha rahat bulunuyor eskiye göre. Çünkü eskiden her yerde her şey olmuyordu. İşte bizleri memleketten getirdi. Ama şimdi aradığınız zaman aslında her şeyi buluyorsunuz her yerde. Ama yine de bizimkiler alışkanlık aynı şekilde devam ediyorlar yapmaya. Normaldeki mıhlamadan veya kuymaktan farklı olarak beyaz peynir kullanıyorlar içine. Aa, Daha çok böyle iyi. tuzlu aroma versin diye. Çeçil peyniri bulabilirlerse kullanıyorlar tabii ama çeçil peyniri yerine aslında onlar dil peyniri kullanıyorlar. O Gayet şeyi güzel, versin, değil mi? rayayı versin Evet. diye. Mısır unuysa bizim normalde kullandığımız paket veya markette satılan hazır paket değil de daha böyle hani pazarda satılan, tezgahta bazen kavrulmuş, bazen çiğ olan bir tık daha kalıncana öğütülmüş mısır ununu tercih ediyorlar ki bence de daha lezzetli oluyor ununa. Hele kavrulmuşuyla da güzel oluyor. Daha böyle isti tat veriyor. Ama çiğ olanla da gayet güzel oluyor bence. Onlar işte bayram sabahı ilk iş zaten sofra kurulur ama şeye yakın, sofranın kurulmasına yakın mıhlama pişirilmeye başlanır. Bol tereyağıyla pişer. Maalesef onun en büyük şeyi o yani Ama bol tadı da tereyağı. orada onun, değil mi? Böyle Evet, ekmeği bana o bana, mısır ekmeğini, mıhlama. hatta Ya da simiti. simit O senin de kahvaltıda. söylediğin gibi evet. Şahane. Nasıl Simiti yapsınlar? bana Şimdi bana. tarifi alalım mı senden? Tabii ki. Öncelikle mısır ununu tereyağıyla güzelce kavuruyoruz. Böyle artık mısır ununun kokusu değişecek ve anlayacaksınız zaten o çiğ kokusu gidecek çiğle yapıyorsanız. Arkasından beyaz peyniri en sonunda dil peynirini koyuyoruz ki o dil peyniri iyice sertleşip içinde o mıhlamayı kesmesin diye. Hepsi kavrulup tereyağı üste çıkana kadar pişiriyorsunuz. Zaten tereyağı üste çıkmaya başladığı zaman mıhlamanız pişmiş demektir, kuymağınız. Ben bunların senden miktarlarını da rica edeyim. Videomuzun Tabii ki. altına koysunlar editörlerimiz ve Tabii ki. birebir uygulayalım bu tarifi. Hem de bayağı bir Tamam. kolaymış, değil mi? Evet, çok kolay aslında. Sadece tabii ki un kavurma kısmı tabii ki tencere başında birazcık insanı yoruyor. Onun dışında aslına baktığınız zaman çok da zor değil ama sadece kol gücü istiyor birazcık. Hayır, biraz da insana cesaret veriyor çünkü peynirler kolay bulunabilir. Hatta elimizde Evet, evet, olan evet. malzemeler. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Mihtacığım. Ben Şimdi teşekkür ederim. bayramlar diliyorum sana. Ben de iyi bayramlar diliyorum herkese. Mutlu bayramlar o zaman size de. Teşekkürler.